Sevgili seyirciler, bu hafta programımıza 5-6 Ekim tarihlerinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Rally Şampiyonası 6. ayağı olan Kocaeli Rally'si ile başlıyoruz. İlk gün 21.25 kilometre uzunluğundaki Petrol Ofisi Maxima etabında en iyi zamanı Castrol Ford Team Türkiye takım pilotu Ali Türkkan ve yardımcı pilotu Burak Erdener yaptı. Ardından yarışın ertesi gününe de tempolu başladılar. Günün ilk etabı olan Zeki Doğançay'da best time yaptılar. Günün ikinci etabında ise talihsizlik yaşadılar ve yol dışına çıkarak ikinci güne veda ettiler. Kocaeli'de ikinci gün güneşli ve sıcak bir havada başladı. Eylül ayı olmasına rağmen yaz esintisinde bir güne uyanan ekipler ikinci gün 4 etap geçmek için yola koyuldular. Castrol Ford Team Türkiye'nin birinci pilotu Ali Türkkan ve yardımcı pilotu Burak Erdener, rally'nin üçüncü gününe yine yüksek bir tempoda başladılar. Günün ilk etabında best time yapan ekip 7. ve 8. etaplarında ikinci zamanı yaptılar. Son Power Stage etabını kazanarak ekstra puanı alan Türkkan Erdener, ilk günü tamamlayamadıkları için aldıkları cezadan dolayı Kocaeli Rally'sinde Power Stage puanıyla yetindiler ve şampiyonluk şanslarını son İstanbul Rally'sine bıraktılar. Yarış aslında biraz problemli başladı. Otomobil ilk defa biraz naz yaptı bize diyelim. Ama çözülmeyecek bir problem yoktu. Biz otomobili yavaş bir şekilde servise getirdik. Sadece 50 saniye kaybettik. Tabii sadece dediğime bakmayın ama yani yine de servise geldiğimizde 6.'ydık. Yani yarış kaybedilmemişti henüz. Ardından ikinci lupa çıktık. Otomobildeki problem çözülmemişti ama tabii o problem tesir edene kadar ben bir takla attım. İkinci loopta finişte değil, starta yakın bir yerde. Starttan herhalde 4 kilometre gittik. Tam bu böyle meşhur bir sol V vardır. Oraya girmeden 150-200 metre önce otomobil bir şeylere takıldı. İnip baktık bulamadık ama şöyle önce sağ kapıya, oradan da yavaşça tavana devrildi. Aslında birkaç seyirci olsaydı biz hiç çözülmeyecektik. Bizi düzeltirlerdi giderdik ama seyirci olmayınca tabii indik falan filan. Neyse, sonuç olarak süper rally yapmamız gerekti. Buradan Power Stage puanı aldık. Değişik... Valla 20 olması lazım çünkü etap başı 10-15, ben de çok bilmiyorum, çok önemli değil bizim için. Farklı yaylar denedik, farklı lastik kombinasyonları denedik. Aslında bizim için her Türkiye Şampiyonası yarışı bir veri toplama aracı. Yani bu yarışları zaten Rally 3 otomobille kazanmak çok büyük bir sürpriz olurdu. Geçen sene şampiyon olmamız da bence, bilmiyorum, hani çok büyük bir işti. Çünkü arada neredeyse 100 beygirlik bir fark var. Bu sene de dediğim gibi iki yarış kazandık. Marmaris'i de neredeyse kazanıyorduk, ucundan kaçtı ama şampiyon olma hedefiyle başlamadık. Türkiye Şampiyonası sezonuna Dünya Şampiyonası'nda antrenman olması niyetiyle başlamıştık. O yüzden bu tip puan kayıpları bizim için çok büyük konular değil. Şampiyonada lider olmasak da, şampiyon olmasak da bizim için çok fark etmez. Geçen sene şampiyon olduk. Rally 3 ile bence bir mucizeyi başardık. Bu sene de olursak tabii ki mutlu oluruz ama hedef bu değil. Hedef bu olsaydı zaten sene başında Rally 2 bir otomobille başlardık. Aynen öyle. Yoksa Fiesta'nın Rally 3 olduğu gibi Rally 2'si de var. Ama biz Rally 3'ü tercih ettik. Bunda da tabii ki bunu göze aldık. Türkiye Şampiyonası'nı aslında gözden çıkarttık sezon başında. Ama şu an son yarışa yine şampiyonluk iddiasıyla gidiyoruz. Tabii tabii, neyin ne olacağı da belli olmuyor. Bakalım, kısmet. İstanbul'da görüşürüz. (Gülüyor)